değerlendirmeye başlamıştı. Sayın Solmaz Türk'e sözü verelim. Sonra yeniden İstanbul Stüdyosu'nda biz de konuyu değerlendireceğiz Sayın Babiroğlu'yla. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii Somali tezkeresi deyince, evet. Tabii Somali'nin ne olduğu, nerede olduğu, nasıl bir ülke olduğu, bunun koşulları nasıl yönetiliyor, tabii bunu bilmek lazım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni deniz aşırı bir göreve göndereceksiniz. Deniz kuvvetlerini, kara kuvvetlerini, ucu açık hava kuvvetlerini belki göndereceksiniz. Yani bunun tartışılması gerekmez mi? Şimdi bu konu, yani Somali ile ilişkiler 2011'den beri bu hükümet tarafından geliştirilmeye çalışılıyor. Evet. Ve bu yapılırken de öncesi yok sayılıyor. Yani öncesi derken, yani 91 aralığından itibaren 92, 93, 94, 95'e kadar buralarda görev yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri burada görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay, devletimiz buraya katkılarda bulundu, yardımlarda bulundu. Yani orada görev yaptık. Yani orada görev yapanlar, o zaman görev yapanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sayılmıyor mu, asker sayılmıyor mu yani? Biz kimiz? Biz de kolumuzda Türk bayrağıyla görev yaptık oralarda. Kor generalimiz gitti, görev yaptı. Birleşmiş Milletler Komutanlığı olarak en güç koşullarda. O sayede Balkanlardaki operasyonlara, başta Bosna Hersek olmak üzere katılabildik. Şimdi bakarsanız bunların hepsi yok sayılıyor. Tarih, yani böyle almışlar ellerine bir sünger, ıslak sünger, silmişler, yeniden tarih yazıyorlar. Sıkılmadan, ayıp yaptıkları. Şimdi tarihi 2011'den başlatıyorlar. Tayyip Erdoğan gitmiş, işte Kanuni Sultan Süleyman zamanında öyleymiş de Tayyip Erdoğan gitmiş, tekrar kaldığı yerden devam etmiş vesaire. Şimdi bakın, Somali 1970 yılından beri bir iç savaşın içinde. İç savaş. Bakın, yarım yüzyılı geçti. Somali'de 17 klan var. 17 klan. Bunların kabileleri var. Aynı klanın kabileleri bile birbiriyle savaşıyor. Mogadishu dahil. Aynı klandır. Farklı iki hakim kabile birbiriyle savaşır. Yani henüz milletleşmemiş. Böyle bir ülke. Devlet otoritesi hiçbir zaman sağlanabilmiş değil. Şimdi federal yapı diyorlar. Yani kendi içinde bir üniter yapısı yok. Kuzeyde Somaliland diye, yani eski İngiliz sömürgesi olan bölge. Burası zaten kendini bağımsız kabul ediyor. Yani fiilen bu şekilde. Ve düzgün çalışan bir orası var. Güneyi daha ziyade eski İtalyan kolonisi olan bölge. Evet. Sayın Solmaz, yani yarım yüzyıldır, şu soruyu da sorayım, belki yanıtı vardır. Aşkın, ben yanıtını bulamadım çünkü. Yani biz Somali'de ne kazanıyoruz ki bu faaliyetleri yürütüyoruz? Bunun cevabını şundan merak ediyorum. Önümde örneğin Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi var. Cumhurbaşkanının 2 yıl önce yaptığı bir açıklama var. Yine o dönemki tezkere nedeniyle 6 Temmuz 2022. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı diyor Sayın Erdoğan, ki 2024 itibariyle daha da fazla aşmıştır. Peki ne yapıyoruz? Yani bu yardımları, Türkiye'de emeklilere bile zam yok çünkü bütçe yok denilirken, Somali'ye bu kadar yardım yapıyor olmamızın özel bir nedeni mi var? İşte zaten Somali'nin ne olduğunu anlarsak o zaman bu soruyu sormak yani meşru hale gelir. Evet. Yani bu yardım yapılıyor, bu yardım hibe. Bunun dönüşü yok. Şimdi bunun da ötesine ucu açık bir yükümlülük altına giriliyor. Ucu açık. Şimdi bakın, 2011'de dedim ya, ilk defa 2011'de bunlar gittiler, ettiler, başlattılar diye. Şimdi bakın, önümde
Dünya Yolsuzluk Endeksi var. Somali 180 ülke arasında 180. Yani Somali'den daha çok yozlaşmış, yolsuzluğa boğazına kadar değil tepesine kadar bulaşmış bir yönetim yok. Yani sizin o hibe yaptığınız 1 milyar aşkın para ve devam ediyor. Yani sürekli devam ediyor. Onun bunun cebine giriyor. Yani halka ulaşmıyor. Halka ulaşmıyor. Ve bakın 2012'den beri 13, işte 19, 20, 21, 23 değişen hiçbir şey yok. Yani Somali dünyadaki 180 ülke arasında 180. sırada. O kadar yoz. Soru tabii şu. Bu kadar yoz ve yoz kalmakta ısrar eden ve bizim yaptığımız yardım da belli ki Somali halkına veya devletine değil, onun bunun cebine giden bir ülkeyi biz desteklemeye niçin devam ediyoruz? Sadece maddi destek değil. Bakın aynı zamanda burada açılan bir askeri üs var. Evet. Burada ciddi bir birliğimiz var. Yani aşağı yukarı son 10 yıldır bir üs var. Şimdi yeni durumda bakın geçtiğimiz bir kere 2009'dan beri Somali karasuları ve açıklarında görev yapan bir uluslararası güç var. Karasuları hariç deniyor. O da bir enteresan. Karasularını Münasır Ekonomik Bölge ile aynı tutuyor. 200 mil. Böyle anlamsız, saçma sapan bir şey. Dünyada başka örneği yok. Şimdi burada 2009'dan beri Deniz Kuvvetleri zaten görev yapıyor. Şimdi geçtiğimiz Şubat ayında bir savunma ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı. Evet. Bakanlar arasında. Bu anlaşma meclise gelip tartışılmadı. Dışişleri Bakanı'nın katıldığı bir kapalı oturumda, komisyonda üstün körü görüşüldü demeyeyim, dile getirildi, hepsi o. Şimdi geçtiğimiz tezkere bu aslında görüşülmeyen, meclis genel kuruluna gelmeyen, anlaşmaya dayalı olarak bir tezkere. Bakın tezkere, Somali savunma ve güvenlik kuvvetlerini ülkenin güvenliğini temin ve idame edecek seviyeye getirmeyi öngörüyor. Yani bu sürede onun bazı görevlerini üstleniyor. Bu görevler şunlar. Somali'nin ekonomik kaynaklarını güvence altına alacak. Ve bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunacak. Somali ile dostluğumuzu tahkim edecek. Efendim bunun için Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki terörizm, deniz aydutluğu, silahlı soygun eylemlerine karşı yürütülen çabalara ülkemizin desteğini pekiştirecek. Bunun için hududu, şumulü, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'na takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiğinde üçüncü ülkelerle, uluslararası örgütlerle işbirliği imkanları da kullanılarak işte şunu amacıyla Somali deniz yetki alanına dahil olmak üzere iki ülke tarafından müşterek belirlenen bölgelerinde görevlendirme, düzenlemeden Cumhurbaşkanı yapılması. Şimdi bir kere meclis tekrar hudut, şumul, miktar ve zamanını Cumhurbaşkanı'na bırakıyor. Evet. Niçin? Bakınız, Somali gibi, bakın tarif ettiğim Somali gibi bir ülkeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava unsurlarının deniz yetki alanları dahil, yani karasuları ki dediğim gibi Münasır Ekonomik Bölge çok geniş bir alan dahil, kara ülkesi dahil, iç savaş olan bir bölgeye hava kuvvetleri gönderilmesinde tüm yetkiyi Cumhurbaşkanı'na bırakıyor. Ve bunu yaparken üçüncü ülkelerle ve uluslararası örgütlerle işbirliğini de Cumhurbaşkanı belirleyecek, o kararlar alacak, esasları o belirleyecek diyor. Niçin Cumhurbaşkanı'nı çağırıp, Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar ucu açık, bu kadar geniş bir bölgede, bu kadar problemli bir ülkede, bu kadar yozlaşmış bir ülkeye ucu açık bu taahhütleri
biz bütün yetkimizi sana devretmek konusunu sen neye dayanarak bizden istiyorsun? Ne çıkarımız var demiyor. Demiyor. Ha, şimdi bunu tartışması, bunun için komisyonlar kurması, bölgeye gitmesi, bu nasıl bir ülkedir? Bizim bu verdiğimiz milyarlarca dolar nereye gidiyor? Bu hibe, her yıl verdiğimiz milyonlarca dolar hibe, nakit nereye gidiyor? Yaptığımız hastaneler, okullar, işletilen limanlar, bizim oradaki eğitim birliğimiz 2011'den, 2012'den beri bir türlü ayağa kalkamayan, kendi ülkesini koruyamayan Somali güvenlik güçleri daha ne kadar para akıtacağız, eğitim vereceğiz de ne zaman kendi ülkesini koruyacak hale gelecek diye merak edip gitmiyor. Ha, şimdi bunları yapması gereken Meclis Milli Savunma Komisyon Başkanı çıkıyor mecliste bir meclisi azarlıyor, ayar veriyor. Meclise ayar veriyor. Bir de diyor ki efendim işte öyledir böyledir. Ana Muhalefet Partisi ile mugalataya giriyor. Şimdi böyle ülke yönetilir mi? İşte tenkit ettiğimiz bu. Tenkit ettiğimiz bu. Özerkliğini yitirmiş bir kurum var, ordu kurumu var. Bu orduya ucu açık bir sorumluluk veriliyor. Bu sorumluluğun gereği bütün yetki Cumhurbaşkanı yani siyasi iktidara veriliyor. Meclis ordu adına ordusunu uygun koşullarda görev yapmasını sağlamak adına bunu sorgulamıyor. Asıl sorgulaması gereken Milli Savunma Komisyonu Başkanı da çıkmış kürsüde polemik yapıyor. Meclisi azarlıyor. Azarlıyor. Emir eli gibi azarlıyor meclisi. Milli Savunma Bakanı da. İşte endişe verici olan bu. Bu. Bunun ucu açık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin hayati menfaatlerini korumak dışında kullanabileceği tek bir askeri bile yok. Tek bir askeri bile yok. Bakın daha yeni yaşadık bir deprem. Depremde asker nerede, asker nerede, asker nerede diye soruluyordu değil mi? Ne dedi o zamanki Milli Savunma Bakanı? Evet. Suriye'yi, Kıbrıs'ı mı boşaltalım dedi. Evet. Ha, şimdi durum böyleyse Somali'ye deniz sahası yani kara suları dahil ucu açık bir bölge, karası bu kadar karmaşık bir bölgenin için böyle bir sorumluluk altına giriyor. Üstelik de Somaliland bunu protesto etti. Onun anlaşma yaptığı, yani deniz üssü kurmak için anlaşma yaptığı Etiyopya protesto etti. Protesto etti. Etiyopya Somali'nin geleneksel düşmanıdır. Bir yerde tırnak içinde Türkiye Yunanistan gibidir. Üstelik de böyle komplikasyonlar varken bunlardan hiç söz etmeden Şubat'ta imzalanan bu askeri ve ekonomik işbirliği çerçevesi Meclis Genel Kurulu'na getirip tartışılmadan yangından mal kaçırır gibi ucu açık bir sorumluluğa giriliyor. Ve meclis bunu sorgulamadan tüm yetkiyi her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı'na devrediyor. Sorguladığımız budur, endişe duyduğumuz budur. Meclisi ve başta Milli Savunma Komisyonu'nu göreve davet ettiğimiz konu budur. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz.